Babaanne. Babaanneciğim iyi misin? Babaannen hatta. Ay kolonya yok mu bu evde? Kolonya hemen getiriyorum. Ya Mustafa çıkar şunları evimden ya. Ben şimdi yazacağım seni tahta kuzu. Sakin Şevket amca. Baba rahat dur. Bana bak başımıza açtığın dertler yetmiyormuş gibi bir de bunu yapma. Rahat dur bu akşam. Gel Mahmut gel. Üstünü değiştirelim ben anlatacağım kardeşim. İkiniz hiçbir yere kıpırdamıyorsunuz tamam mı? Yeter artık başımıza açtıklarınız. Bu gece de bu kaçak olayı son buluyor. Yavrum su getir. Getiriyorum. Anne kendine gel ne olur. Anne. Hadi babaanne. Sultanım. Ulan dur ne yapıyorsun ya? Ne çekişliyorsun be kadın dur. Şevket yürü bizi içeri tıkacaklar kaçalım. Ha dur bakın da burada bunlar bir takım dolaplar çeviriyor. Bunu anlamadan hiçbir yere gitmiyorsun anladın mı? Ya Şevket saçmalama atlayalım şu salak motora da kaçalım. Ha bu halde mi motor atlayacağız? Ulan benim her şeyim içeride de. Oh salak motor anahtarı da içeride. Tamam yürü o zaman. Dur. Nereye? Şuraya dur. Saklanalım yürü. Dur sana çekme bu çekme. Babaanneciğim ne olur hadi kendine gel. Ben de. Fatih. Babamla annesi. Ya kaldırmamız lazım. Kaçmışlar inanamıyorum. Ya Fatih bu ikisi nereye gider? Ne alakası var ikisinin birbiriyle? Ben hiç anlamıyorum ya. Ne bileyim ben. Hiç hareket etmiyor. Sultanım. Anneciğim. Ne oldu? Babaanneciğim hadi kendine gel. Böyle olmasa sahneye götürmemiz lazım. Yardım et Fatih. Tamam. Yavaş. Yavaş anneciğim. Yavaş. Ay kendine geliyor. Anne. Hareket ediyor. Anne. Babaanne. Ay çok şükür. Fatih. Ne oldu bana? Bayıldın babaanneciğim. Şimdi seni hastaneye götüreceğiz ama önce kucağıma almam gerekiyor. Gerek yok. Evet. Anneciğim. Evime götür beni. Dur anne, dur. Ani kalkma anne, gideceğiz. Dur. Gideceğiz. Ani kalkma, kalkma. Dur. Sultanım. Evime götür. Ya bırak beni Mustafa. Kendi evimde niye saklanıyorsam? Yenge, Fatih. Biri bana burada ne olduğunu açıklasın lütfen. Aslında bize açıklama yapmanız lazım da Fatih sırası değil şimdi. Her şeyi açıklayacağız. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Evimi. Evime götür beni. Tamam anne. Yavaşça kalkacaksın. Evime götür. Baba sen ver, arabayı ben kullanırım. Tamam abi. Hadi be! Ne var Mustafa? Efendim bu Mahmut'u ne yapayım? Allah onun cezasını. Fatih Bey, siz daha iyi bilirsiniz ama bunu burada saklamak pek iyi fikir değil galiba. Ne yapalım Mustafa? Ne yapalım? Ben onu soruyorum efendim, ne yapalım? Hadi Fatih, sallanma çabuk ol. At arabaya dolaştır. Oyala moyala işte, bir şeyler yap. O iş bende efendim. Mahmut, gel kardeşim seninle dolaşacağız. Nereye? Şimdi bir şey diyeceğim Mahmut ama neyse gidince görürsün kardeşim. Hadi gel. Bin hadi bin. Mukaddes. Ama senin şeker cüzdanlarını karıştırdın böyle ha? Ne bileyim ben Şevket. Vallahi bu şerif gitten her şey beklenir. Haydi bakalım. Bunlar gitti. Hadi gidelim. Gidelim eve girelim. Hadi. Tamam hadi. Hadi yürü. Koş. Delirdin mi Fatih sen? Niye dövüyorsun oğlum adamı? Haydut musun sen? Ay Fatih, ya ölseydi adam ne yapardık yavrum? Ben artık seni hiç tanıyamıyorum. Ha neyi tanıyamıyorsunuz yani? Adam sürekli karımın peşinde. En sonunda rahatsız ediyordu, tehdit ediyordu falan. Vurdum bir tane, ne yapayım? Başka çarem yoktu.
Oğlum insan yaptığı şeyin sonunu düşünmez mi hiç? Öyle de Gülsüm Hanım, Fatih ne yaptıysa ailesini korumak için yaptı. E tamam biliyorum ama yavrum. Hem Fehmi Bey siz olsanız aynısını yapmaz mıydınız? Ne olacak şimdi peki? Bir şey olmayacak işte, ben kimliğini bekleyeceğim, sonra postalayacağım, yurt dışına gidecek. Şu işe bak ya. Senin içinden bir Mustafa fışkırdı. Annen zaten guguk kuşu. Bir de bu yumuşak çıktı. Ah şamataya bak ya. Gerçi şimdi Mukaddes'in yaptıklarının yanında bu çocuğumunkünün esamesi okunmaz ama yani. Ya öyle deme Mukadder. Tehlikeli şeyler bunlar. Yani annemin olayla bizim olayın alakası yok, onu söyleyelim de. Evet hiç yok. Hem eminim onların da mantıklı bir açıklaması vardır. Zeynep'ciğim kusura bakma ama yani deli deliyi de iki dakikada buluyor yani. Doğru. Bir biz bulamıyoruz. Fehmi çok rica ederim bir şeyler yap da bizi daha fazla rezil etmeden şu karını bul. Tamam anne bulacağım ama önce şu Mahmut meselesini halletmemiz lazım. O iş bende babacığım, ben halledeceğim onu, ya bir şey yok. O, tabii yavrum halledeceksin, nasıl hallettiğini gördük. Ya işte herkesten uzak tutmak istedim, av köşküne götürdüm ya ne yapsaydım? Neyse artık herkes her şeyi bildiğine göre bu oğlanı Şevket'in Mukaddes'in göremeyeceği bir yere bir an önce transfer etmemiz lazım. Evet ikisi de çoktan görmüş oldu sonuçta. Senin bildiğin bir yer var mı bu? Fatih, beni buraya niye getirdiniz? Kim bu insanlar? Bu güzel insanlar bizim ailemiz. Sen de evde kendilerini gördün zaten. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Fatih, sana iki sorum olacak. Birincisi, senin ailenin benim evimde ne işi vardı? İkincisi, benim senin ailenin evinde ne işim var? Şimdi Mahmut'cum şöyle oldu. Senin yaptığın kazadan benim ailemin haberi vardı. Ondan sonra demişler ki, ya bir çocuğa bir geçmiş olsun dilemek dedim. Sonra evine gelmişler. Görmüşler ki böyle tek tek ezik ezik oturuyorsun. Sonra demişler ki yani olmaz öyle evde tek başına hasta falan filan, gelsin bizde kalsın. Bize söylediler işte, biz yengenle karar verdik. Sonra Mustafa geldi seni aldı değil mi baba? Haklısın oğlum, ben de Demirdeve'nin hınkleyicisiyim. Ya siz öyle hasta olunca bizim de içimiz rahat etmedi. Artık size biz bakacağız. Fatih şu halde bak, herkesi kendimiz gibi yalancı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok iyi insanlarsınız. Zaten oğlunuzla gelininizden o kadar belliydi ki. Gerçekten sağ olun. Bir gün bu iyiliğinizi mutlaka karşılıksız bırakmayacağım. Ay hiç gerekmez. Eksik olun yeter. Fatih peki o bornozlu amca ile bornozlu teyze kimdi? Onlar deli. Akıl hastasından kaçmışlar. Biz de tanımıyoruz. Aa. Bu teyze o teyze değil mi? Ay yok canım. Mahmut! Gel ben sana odanı göstereyim kardeşim. Ha Mustafa'cığım. Mahmut'umuz yorgundur. Sen git güzelce dinlensin etsin. Hadi ona yolunu göster. Hadi. Ya bir dakika Mustafa'cığım dur. Ne güzel burada sohbet ediyoruz. Kardeşim odada ikimiz ederiz. Hatta sen iste tavla bile oynarız. Hadi gel Mahmut'cığım. Peki, peki efendim. O zaman ben müsaadenizle iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler. İyi, iyi geceler, iyi geceler Mahmut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.